Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim gibi tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Ankara program güzel. Umarım bir şeyler buluruz, denk getiririz. Beklentim her zaman iyidir, yüksektir Ankara koşularında. Birinci koşuyla da hemen başlayalım. Şart 5, 4 yukarı Araplarda. 6 Çağgür bende kazanırdı çıktı. Grup birbirine yakın ve birbirlerini geçebilecek safkanlardan oluşuyor. Gününde olan kazanıyor genelde. Bugün beklediğim safkan Çağgür. Yani birçok avantaja sahip grup içerisinde. Ancak hani ya tek atarız ya çok at yazarız yarışlarından biri. Diğer atlardan pek ayrıma gitmeyiniz. AGF takip ederek kapatmaya kadar gidiniz kalan grupta. Ben de çıkan 6 Çağgür. İkili bağlanır. Güzel sürprizde kalmış. Çağgür için en azından bir ikincilik gelmeli bu koşuda. İkinci koşu şart 3 2 Belgrad Han'ın kazanması normal. Sonuç AGF doğru. Handikap aldığı handikap ile de grubun en kaliteli attığı durumunda. Eksik koşar ise yarışa gitmezler ise ilgilileri. 3'ü bekleyebilirsiniz. Burada sürprizini 3 yapar. Kalan grup AGF takip edebilirsiniz. 2'nin kazanması çok normal. Bu handikapı boşa almadı yani. Yüksek handikapta çıktı. Şart 1'i. Şart 3'ten kaçmazlar. Gider alırlar geri. Beklentim o tabii ki. Üçüncü koşu şart 3. Burada da 4. Bu da yüksek handikapla kendine göre bu grup için yeterli. Handikapla çıktı. Şart 19'u. Uzak da kazandı. Mesafeden sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Yani yukarıdaki 1-2 var rakip olarak görünen safkanları. Bunları da geçebilir. Sıkıntı tabii soru işareti mesafeyi yapar mı? Bence yapar. 4 de burada tek olurlu yüksek bir safkan. Rakip olarak da 2'yi öneririm geniş kurgulayan arkadaşlarımıza. Misli kurgular için hani Çağgür'den başlayarak tek 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 denenebilir. At yarışı belli olmaz gelir gelir yani. 4. koşu şart 1 dişi. Burada 2 safkanı ön plana çıkarmam gerekiyor. Birinin kazanmasını bekliyorum. Yeterli görmekteyim. 7 ve 8 de onu safkanıdır. 7'nin galoplarını beğendim. Kurteli atı. Diğer tarafta kurtelin atı yüksek AGF. Orijinden dolayı. Pek inanamadım ki o atın yanında galoplarını izlediğimde. Bu at daha iyiydi. 7 daha iyi galopta gördüğüm kadarıyla. Diğer tarafta öbürü yüksek AGF. Pek mantıklı değil. 7 ve 8. 8 de iyiydi galoplarında. Geç doğumlu olsa da birlikte düşünmekte fayda var. Şart bir dişi grup sonuçta. Kalan gruptan AGF takip ediniz ya da tuttuğunuz duyum atınız varsa ilave etmeyi size bırakırım. 7-8 bende kazanır da görünüyor. Birinin kazanmasını bekliyorum. Misli kuponlara da yeterli olabilir. 5. koşu handikap 17 handikap 1. Bu orta mesafeli bu şartta 2 safkanda kazanır da. 3 Babaraj AGF, en az onun kadar şanslı hatta onu geçebilecek safkan da 5 Paper Queen. Bu iki safkanı birlikte düşününüz arkadaşlar. Hani tek kullanacaksanız, özel tekiniz varsa itirazım yok. Tekler her zaman tektir kendinize ait. Ancak tek kullanmıyorsanız 3-5'i mutlaka birlikte yazınız. Bir de bu şartın özelliği var. Kazanç atları vardır burada. Bu da 6 nolu safkan. Şart ayarlı koşarlar handikap 17'yi hep söylerim bunu. 3 ve 5 birinciliği istemezler ise şayet o ihtimal var. Handikaplarından dolayı var. Yoksa yarışlar ikisinin de çok başarılı bu mesafede. O zaman 6'ya gider yarış. 6'yı geçmezler. Sürprizim 6. Yani yeriniz varsa 3. at olarak bu atı ilave edebilirsiniz. Anlattığım sebepten dolayı. Bir şart atı komik komedyen buradan ikincilik çıkartır en fazla. Yani 3-1, 5-1, 6-1 gibi bir sonuç bekleyebiliriz ama birincilik için beklemiyorum bir nolu safkanı. Gene de AGF'dir yazalım derseniz de tabii ki at yarışı itiraz edemem. Diğer atlardan beklemiyorum şu an için. 6. koşu KV7. Burada da ya tek olur ya at yazılır mantığındayım. 3 biletçi kız. 1'e de geçildi, 4'e de geçildi.
Yalnız kazanacak durumda. KV7. Normalde AGF'yi zorlar. Getirmez bu KV7'ler ama. 4 yaşının KV7'si. Ya bir zahmet bilet çıkız artık ya. Geçti ya da geçirmişti perde kızı İstanbul'da. Burada kazanmasını bekliyorum bilet çıksın. 3 tek olur. Normal kurgularınıza tek. Misli kurgularınıza tek. Olması gereken bu. Yoksa 1 ve 4'ü birlikte düşününüz. Yani 3-1-4. AGF takip ediyoruz. O da sevdiğim şey değil. Sürprizini aradım buranın. 5'e baktım, 2'ye baktım. Şarttan dolayı 2-5-6. Hani terslik olacaksa mesela bu KV7 olur. 1-2-3'ü bekle, 1-3-4'ü beklemeyiz. Hani çok zor bir ihtimal ama 2-5-6 bunlardan biri yarış kazanıyor. Bırakıldıkları için kazanıyorlar. Yukarıdaki 3 at, AGF olan 3 at yarışa gitmediği zaman kazanıyorlar. O ihtimali az da olsa var. Hani öyle bir durumda kapatmaya kadar gideriz. Normal 3 tek yazılırsa 1-4 normalde yeterli olmalı. Apranti olmasa şu 2 numaralı safkanda yarışın çok güzel sürprizini yapacak bu attı. Apranti'den dolayı elemek zorunda kaldım. Kalitesi var çünkü atın. Hani artık tek kullanmıyorsanız böyle terslik olacaksa derseniz bir %5'li bu 2'yi yazabilirsiniz. 7. koşu şart 5. Burada da Sarptay arasına rağmen hani 1'e karşı üstünlük kurabilecek potansiyelli kaliteli bir safkan durumunda. Sarptay 2 kazanabilir. Bu da tek olabilir. Bir tane rakip gördüm. O da 1 nolu safkan. Jone X 7 Speedy Eda'ya geçilmemeli. 1 nolu safkan. Olur 2 eksik koşar aradan etkilenirse de 1 yerine geçer kalan grupta. 2-1 yeterli olur. Mistik kuponlara 2 tek. Normal kurgularda 2-1 yeterli olmalı. Tuttuğunuz at varsa tabii ki ilave etmeyi gene size bırakırım. Ben de çıkan bu. 8. koşu. 2. altının kritik yeri burası. Yani grup orijinli. Ciddi bir grup orijinli. Kurtel atı. 4 doğumlu safkan. Geç doğumlu. Yukarıdaki galopu beraber yapmışlar yukarıdaki kurtel atıyla. Yukarıdaki daha iyiydi buna göre. 4'e göre gördüğüm bu. Biraz da karanlık atları da seçemiyorsun. Kolay değil tabii. İzliyorum ama. Dıştaydı bu at. İçte kaldı bu. Pek öyle iç açıcı değildi. Gene de orijinin hakkını koşarsa grup direkt grup bir orijin tabii ki kazanır. Ben tek atmanızı tavsiye etmiyorum. Buna rağmen. Bu aprantili atları 2 ve 5'i bunlar hem galoplarını beğendim hem erken doğumlular hem de orijin var bu atlarda biraz. 2-5'in kurgularda olması gerektiğini düşünmekteyim. Altılar para yapacaksa buradan yapacaktır. Biraz güzel ikramiye buradan gidecektir. Yoksa burada 4 gelirse ne verecek altını ben de bilmiyorum. Misliğe gidiyor. Bence. 4, 8 AGF gene lux ortayı. Yazılır safkanlar diğer atlardan tercih ediniz. Kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Sonuçta burası şart bir dişi yukarıdaki ilk ayak gibi. Her zaman için sürprizler gelir. Arap, İngiliz fark etmiyor. Dişi maidenlarında her zaman sürpriz bekleyiniz. Çünkü at sahipleri devreye giriyorlar. Ne kadar favori olursa olsun döngele koştuklarında yatırıyorlar. Gelmiyorlar daha doğrusu. 9. ve son koşu. Burayı 2 at önereceğim. Yeterli görmekteyim. İkili beklemekteyim. Ama favori plase. Bakın AGF'ler. 2 ve 13. 13. Ya 2, 13'ü bekleyecek. 13 yarışı istersek kazanır. Dişi safkan. 2'yi geçebilir. 2 kazanç atı ilgilileri çıkmayalım derlerse de 2'nin arkasına girer. 2-13 biter burası. Normali bende bu. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremedim. Farklılık yaratan bu iki safkan. Genelde olan da bu. Biri kaliteli at grubun kaliteli atı 13. Diğeri de kazanç atı maiden'da dolaştırılan ilgilileri tarafından çıkartılmayan bu zamana kadar. Safkada 2 Güntürk. 2 Güntürk de kaliteli. Bunu bekletiyorlar at. Hani Maiden şart 19'dur. Çok at yazalım. 3, 4, 6 gibi atları değerlendirmeye alabilirsiniz. Ama beklentim 2-13, 13-2 bu ikilinin birlikte bitirmeleri yarışı.
Artık kim çıkarsa, birinci kim olursa, ki 13 isterse kazanır düşüncesindeyim. Ankara bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.